Merhabalar. Bugünkü yazar hayatı ve eserleri konu başlığımız Anton Nikolaevich Çehov olacak. Rusya'nın büyük yazarı, Durum Öyküsü'nün büyük yazarı, Rus tiyatrosunun büyük yazarı. Sadece 44 yıl yaşamış. Ne yazık ki bu kadar kısa yaşamış ama bizlere birçok kısa öykü, uzun öykü, oyun bıraktı gerisinde Çehov. Gerçekten Rus edebiyatının özellikle bu 19. yüzyılın son dönemlerinde tıpkı Tolstoy gibi çok önemli eserler vermiş. Çok büyük bir yazardır Anton Çehov. Bugün sizlere onun hayatını olabildiğince detaylı anlatmaya çalışacağım. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi özellikle bu klasik eserlerde her zaman yaptığım gibi çeviri önerilerinden de yapacağım sizlere. Çeviri önerilerinden de bahsedeceğim. Çünkü birçok farklı yayın evinde onun öyküleri ve oyunları yayınlanıyor. Bunlarla ilgili de konuşacağız. Bu çevirilerle ilgili de sizlere bazı bilgiler vereceğim. Hangi nevi ne kadarını yayınlıyor, hangi kitaplarını yayınlıyor şeklinde. Bu tarz bilgilerle de vereceğim ama Anton Çehov dedim mi aklımıza ilk gelmesi gereken şey Durum Öyküleridir. Durum Öykülerin isim babası denilebilir. Yani Fransız yazar Guy de Maupassant olay öykülerinin, Anton Çehov ise Durum Öykülerinin babasıdır. O anlamda çok özel bir yazardır. Ayrıca oyunları da, yani Çehov'un oyunları da ki bu hafta sonu sizlere biraz anlattım. Edebiyatta oyun türü nedir konu başlığı altında. Çehov'un oyunları da çok da özeldir. Bizde de hem devlet tiyatroları bazen şehir tiyatrolarında da oynar bu oyunlar. Çok özel oyunlardır. Her biri o dönem toplumunu çok çok iyi anlatan tiyatro oyunlarıdır. Ama Çehov dedik mi aklımıza genelde öyküler gelir ki Çehov'un gerçekten çok sayıda öyküsü var. Yani öyle böyle değil. Yani işte Mehmet Özgürlüğün iletişim yayınlarından çıkan yayına 6 cilt yani 2700 sayfa. Birçok öyküsü var ki işte novellaları da var yani uzun öyküleri de var. Bir 4 tane kadar da uzun öyküsü var Çehov'un. Ama o anlamda hakikaten çok kısa yaşamış ama çok sayıda eser vermiş bir yazar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi 1860 yılında Rusya'da bir liman kentinde doğuyor. Yani küçük bir liman kentinde doğuyor Anton Çehov. Babası bir tüccar, ticaret adamı. Yani bir bakkalı var. Böyle birisi. Fakat her işte birçok yazarın hayatını anlatırken bunu yaşıyorum, bu duyguyu yaşıyorum. Hepsinin özellikle çocukluk ve gençlik kısmında mutlaka bir kırılma oluyor. Yani büyük bir kırılmayı bütün bu büyük yazarlar neredeyse hepsi yaşamış. Çok nadir yaşamayanlar. Ama büyük bir çoğunluğu ya çocukluğunda ya gençliğinde yaşamış. Anton Çehov da 16 yaşında bu kırılmayı yaşıyor. Babası iflas ediyor. Hem de çok büyük bir iflas. Yani iflas ettiğinden alacaklarından kaçıyor. Yani Moskova'ya kaçıyor. Eşini yani annesini ve Çehov'un annesini ve iki kardeşini alarak kaçıyorlar. Sadece Anton Çehov kalıyor. Onun kalma nedeni de hem okulunu bitirebilmek hem de İşte kalan malları bir şekilde elden çıkarmak şeklinde yani o para alışverişlerini yapabilmek adına Anton Çehov geride kalıyor. Yaş 16. Yani bu kadar küçükken. Tabii ki o bu onda çok ciddi bir gözlem. Zaten var olan gözlem yeteneğinin daha da ortaya çıkmasını sağlıyor. Birçok insanla iletişime geçiyor. Birçok macera yaşıyor. Bazen bazıları da gönül macerası diyelim bunları. Ve bu sayede çok daha toplumla iç içe, insanlarla daha iç içe, iletişim daha da bu anlamda doğal nedenlerden kaynaklı kuvvetlenmek zorunda kala birisine dönüşüyor. Ve bu onun işte öykücülüğünde de eminim ki daha sonraki oyun yazarlığına çok ciddi etkiler sağladığını çok rahatlıkla zaten söyleyebiliriz. 19 yaşındayken yani yıl 1889'da pardon 1879'da yanlış söyledim tarih kusura bakmayın. Yıl 1879'da Moskova'ya gidiyor ve tıp fakültesine yazılıyor. 1884'te de tıp fakültesini bitiriyor ve doktor olarak mezun oluyor. İlk başlarda biraz doktorluk yapıyor. Hatta insanlar ücretsiz doktorluk yapıyor. Bunu daha sonra da devam ettirecek zaten ama sonra yazma yeteneğinin o da farkında. Zaten o genç yaşlarında da yani tıp fakültesine girmeden önceki yaşlarında da yazdıkları var ki Alfa yayınları Uğur Bükeç bütün külliyatı yayınlanmaya başladı. Orada 1875-1882 olarak gösterir. Yani 75'ten itibaren bir şeyler yazmaya başlayan bir kişiden bahsediyoruz. Yani 15 yaş. Yeteneği görüyorsunuz bu arada. Ve yani o yüzden bir şeyler yazmaya başlamış birisiydi zaten. Ve Moskova'ya bu doktorluktan sonra da
artık iyice yazmaya başlıyor. Yazım hayatına devam ediyor. Ve yazdıkça da onun yeteneği ortaya çıkıyor. Yani hem işte öyküleri hem de başka tarzda daha ufak eserler vermeye başlıyor ki ilk öyküsü 1880. Yani daha 20 yaşındayken yazmış. Düşünebiliyor musunuz ilk öyküsünü? Ondan sonra zaten öyküler yazmaya başlıyor. Gazetede artık gazeteye bir şeyler yazmaya başlıyor. Yani bir köşe yazarlık durumu söz konusu. Ve böyle bir hayatı yavaş yavaş başlıyor. İlk oyununu ise yani ilk büyük oyunu diyelim. 1886'da başlıyor oyun yazmaya ama ilk büyük oyunu 1887 yılında Ivanov oluyor. Ondan sonra artık oyun yazarlığında da yani ilk oyunu sahnelendiğinde bu arada çok ilgi görmüyor. Hatta seyirciler sevmiyor oyunu ama işi bilenler onun da bir potansiyel olduğunu anlıyor. Ve yavaş yavaş da oyunlara gelmeye başlıyor. İşte Martı oynanıyor ki Martı çok ilgi görüyor. Yani Stanislavski tarafından ki o zamanın ünlü Rus tiyatrocusu Konstantin Stanislavski tarafından da değer görüyor ve onun işte Moskova Sanat Tiyatrosu'nda da oynanıyor bu oyunlar. Ve yavaş yavaş işte onun yükselişi oyunlarla birlikte başlıyor yani. İşte Martı'dan sonra Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi olarak devam eden bir seri oyunlarında onun oluyor ki bu diğer dediğim oyunlar 1800'lerin 1890'lı yılların sonları. Hatta işte Vişne Bahçesi 1904 yani öldüğü yıl zaten. Yani çok kısa bir dönem içerisinde aslında bütün bunlar gerçekleşiyor. Yani 1887'de ilk oyunlarını yazdığında 26-27 yaşında Anton Çehov. O kariyerde aslında çok uzun değil ve genç yaşında da tüberküloz hastalığına yakalanıyor. Yani ölüm nedeni de o zaten. Yani o zamanın sağlık koşulları doktor olmasına rağmen doktorlara kendini göstermiyor. Yani Anton Çehov biraz ölüm nedeni bundan kaynaklı. İlginç bir şekilde doktorlara güvenmiyor ve yani kendi hastalığını göstermek istemiyor. Ve bununla yaşıyor. 1890 yılında Japonya'da bulunan Sahelin Adası'na gidiyor ki o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun işte sürgünlerin bulunduğu işte Sibirya ve Sahelin Adası sürgünlerin bulunduğu ağır suçluların bulunduğu bir yer. Gazete adına oraya gitmeye, oradaki mahkumlarla röportaj yapmaya başlıyor. Ve oradan çok ciddi bir donanımla, hayat bilgisiyle geri dönüyor. Çünkü mahkumlara yapılan kötü muamele, mahkumlara yapılan işte zulmü görüyor. Ve bunlardan çok rahatsız oluyor ki o zaman da bir mektupları da var. Gönderdiği mektuplar da var. Ki önemli mektuplaşmaları var o dönem için. Ve bundan da bir kitap çıkıyor. Sahilin Adası adında Kırmızı Yayınlarından yayınlanan bir kurgu dışı metin, yani kurgusal bir metin değil, bir gezi yazısı diyebiliriz ama gezi yazısının tabii çok daha ötesinde çünkü ortada bir sosyal bir durum var, bir sosyal problem var. Bunun üzerine bir toplumsal bir yazı yani Sahilin Adası kitabı. Kırmızı Yayınlarından bulabilirsiniz. Onun çevirisi var şu an. Böyle de 1890'lı yıllarda da böyle bir eseri söz konusu. Ama işte öykülerle başlayan yolculuk oyunlarla daha çok devam etmiş. Tabii ki oyun öykü yazmaya da devam etmiş bu arada. Yani öykü yazmayı bırakmamış. Zaten dedim ya çok sayıda öyküsü var. Yani kısa öyküsü çok fazla ki uzun öyküleri de var Çehov'un. Ve hani muazzam bir o anlamda iş yapmış. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 1892 yılında Mihalova diye bir taşraya bir işte küçük bir yere ailesini taşıyor. Orada bir arazi alıyor. 1892'den 1898'e kadar ki babası o tarihte vefat ediyor. O tarihe kadar ailesi birlikte burada yaşıyor. Ve oradan da o taşra öyküleri vardır zaten. Bende de bulunan yordamda, arkamda bulunan, şurada bulunanlarda. Yani işte o taşra öykülerin de çıkmasında önemlidir bu bölge. Orada şunu görüyor. Halkın ne kadar sağlık hizmeti alma konusunda çaresiz olduğunu görüyor ve halka ücretsiz doktorluk yapıyor. Yani işte ilaçlarını paylaşıyor, ciddi ilaç harcaması yapıyor kendi cebinden Antonio ve halka bu anlamda yardım ediyor. Bu noktada da çok önemli bir profil karakter de Antonio. Ama o sırada hastalığı devam ediyor bu arada. Yani ciddi de hastalığı var ki Sahilin Adası mesela gezisi çok yorucu bir gezi. Yani çok uzak bir yer ve çok yorucu, sağlığını yıpratıcı bir gezi yapıyor aslında.
Babasının ölümünden sonra Yalta'ya gidiyor. Yalta'da bu sefer ailesiyle bir yine ailesine yer alıyor. Yıl 1899. 1900'lerin başlarında bir tiyatro oyuncusu olan Olga ile bir evlilik yapıyor. Ama tabii bu evliliğin çok maalesef uzun süremiyor. 1904'te zaten Anton Çehov'u tüberküloz hastalığından kaybediyoruz. Yani çok zaten kısa bir maalesef ömür olduğu için onu ne yazık ki çok genç yaşında kaybediyoruz ama son zamanında bile oyun yazmış, oyununu sahnelenmiş bir yazar Anton Çehov. Çok sayıda metni var. Bunları söyleyebiliriz. Birçok yayın evinden. Yani oyunları farklı yayın evlerinde, öyküleri farklı yayın evlerinde, uzun öyküler başka yerlerde. Kimileri tek tek satılıyor, kimileri set halinde satılıyor. Böyle bir durum söz konusu. Ama onlara geçmeden önce ben Anton Çehov'un biraz öykücülüğünden bahsetmek istiyorum. Yani oyun yazarlığından bahsettik. Zaten bu pazarda size biraz bahsetmiştim. Yani oyun yazarlığında çok önemli bir yazar. Onun oyunlarını önce okuyun tabii ama sonra da sahnede umarım şu pandemi biter de hepimiz izleme şansına erişiriz. Ben Vişne Bahçesi'ni sahnede izlemiştim. Muhteşem bir oyundu. Yani Anton Çehov hakikaten hani bir oyun yazarı olarak zaten çok özel bir yerde. Ama öykücülüğünde şöyle bir özellik var. Çehov tarzı öykücülük diye bir şey var. Çehov tarzı öykücülük durum öykücülüğü. Ve bu durum öykücülüğü de Çehov'la başlayıp 20. yüzyılda çok daha önem arz etmiş bir öykü türü. Neden? Çünkü bu öykü türünde zaman düz ilerler. Bir kesitin öyküsüdür. Hiç önem vermeyeceğiniz insanların, hiç normalde öyküsü yazılamayacak denilen insanların öyküleri yazılır. İnsanların psikolojik yapıları, o anki durumları, o anki ruh halleri yazılır. Bu anlamda Anton Çehov bunun öncüsü olan, önemli ismi olan bir öykücü. O yüzden Çehov bir öykü sever olarak da ve özellikle durum öyküsü seven, durum öyküsü yazan birisi olarak da benim için çok çok özel bir yazar. O yüzden arkamda 4 tane onun işte öykülerinden olan seçmeler var ki şu arkamdaki grup zaten 1300 sayfa. Yani ki seçme öyküler bunlar düşünün. 4 ciltlik eser seçme öyküler 1300 sayfa ki çok daha fazla sayıda öyküsü var Anton Çehov'un. O yüzden yaşadığı hayat nedeniyle de yani işte o Sahalin Adası'nı görmesi, 16 yaşında yaşadıkları, sonra Moskova'ya gidiş tıp fakültesine okuyuş, Yalta, Mihailovo yani gördüğü farklı farklı yerlerden de oldukça etkilenmiş halkın durumunda, o sürgünde olanların durumuna da oldukça etkilenmiş ve bunları da aktarabilmiş. O gerçekçiliği de çok iyi metinler aktarabilmiş. Çok özel bir yazar Anton Çehov. Bugüne kadar okumadıysanız, keşfetmediyseniz mutlaka okuyun. Peki şimdi Anton Çehov'un eserini nerede bulabiliriz? İşte hangi çevirilerden okuyalım gibi. Kafalarınıza çeşitli sorular oluyordu mutlaka. Şimdi şöyle anlatayım. Önce öykülerinden bahsedeyim. Sonra oyunlarından da bahsedeceğim. Şimdi öyküleri şurada göstereyim size. Şu an bu set Yordam Kitap'ta Aralık ayı boyunca yılbaşına özel olarak %50 indirimde. Şöyle 4 ciltlik. İki tanesi Hasan Ali Ediz ilk kitap. Taşra öyküleri ve kent öyküleri Hasan Ali Ediz'e ait. O bizim çok eskinin değerli çevirmeni. Diğer iki kısa öyküler ve uzun öyküler de Nuri Yıldırım'a ait ki Nuri Yıldırım'ın da dili gayet güzel bunu çok rahatlıkla söyleyebilir. Ama bunlar seçme öyküler. Yani 1300 sayfalık bir öykü seti. Benim gibi böyle hani yani ben öyle kronolojik okumaktan çok haz eden bütün külliyatı okuyayım bitireyim diyen bir okur değil. Benim gibi bir okursanız bu set sizi çok rahatla tatmin eder. Ama yok ben tamamını okumak istiyorum diyorsanız adres iletişim yayınları Mehmet Özgül çevirileri 6 cilt 2700 sayfa. O ciltlerin ne özelliği var ne güzelliği var. Orada ön söz, son söz iletişim yayınları hep bunu yapar. Ön söz, son söz, kronolojik sıralama, işte yazara dair bütün bilgileri bulabileceğiniz güzel kitaplardır. Yordam'da da bu var bu arada. Yani Yordam'da da şöyle var. Birinci ciltte Hasan Ediz'in Anton Çehov hakkında yazısı, Maxim Gorki'nin Çehov hakkında yazısı. Sonra Türk Edebiyatı'nda Anton Çehov ne durumdadır diye Mete Ergin'le Hasan Ali Ediz'in birlikte yazdıkları bir bölüm var ki. Yani kitabın ilk 52 sayfası bunlardan oluşuyor zaten. Sonra öykülere geçiyorlar. İkinci ciltte herhangi bir ön söz gibi bir durum yok. Bir iki bu şekilde. 3-4'te ise Nuri Yıldırım'ın hem bir sözlükçe var başta. Böyle hani Rus tipografisinden
terimleri kullanır, onlara dair bir sözlükçe, karakterlerle ilgili yine bir bölümler söz konusu. Arkada da orası çok hoşuma gitti. Öyküleri tek tek, yani ne olduğunu, hangi tarihte yazıldığına dair güzel son kısmında da bunları anlatmış. Hem uzun öykülerde hem kısa öykülerde. Bu da bence çok değerli. Yani Yordam'ın da böyle bir durum var ama iletişimin her zaman olduğu gibi, yani bütün kitaplarda ön söz son söz, çok kıymetli ön söz son söz yayınlıyorlar biliyorsunuz. İletişimde böyle bir güzelliği var ki Mehmet Özgül de değerli Rus çevirmenlerimizden bir tanesidir. Yani bunu da söylemek gerekli. 6 cilt orası da 2700 sayfa dediğim gibi. Bir de Alfa yayınlarını Tolstoy'da da yaptı biliyorsunuz. Çeo'da da şu an 5 cilt durumunda ki devam edecektir. Uğur Büke ile bir başladılar ve kronolojik bütün eserler olarak başlandı. Yani ilk cilt 1875-1882, sonra 83, sonra 84, sonra 85 şeklinde, sonra 86 şeklinde ilerledi. Yani şu an 86'ya kadar geldi ama tabii Çehov dediğim gibi 1904'te vefat etti. Daha da yıllar var. Mutlaka o seri devam edecektir diye düşünüyorum. Orada kalmayacaktır diye tahmin ediyorum. Orası da şu an 5 cilt konumunda. Öyle de bir durum var. Yani benim gibi tamamını okumak yerine belli bir bölümünü okumak istiyorsanız Yordam öneririm. Şu an %50 indirimdeyken. Eğer yok, ben bütün öyküleri okuyacağım. Çehov'un öykücülüğünü tamamen görmek, öğrenmek istiyorum. Hani durum öykücülüğü deyince Çehov geliyor akla. O yüzden ben de öykülerin hepsini okuyacağım, göreceğim diyorsanız Mehmet Özgül Çevir'le iletişim. Yok, ben hani bütün eserlerini kronolojik sıralamayla görmek istiyorum derseniz oradaki adreste Alife Yayınları Uğur Büke. Ben daha önce söylemişimdir. Uğur Büke'den bir tane çeviri okudum ben. Missenski'li Lady Macbeth, Dedalus kitaptan çıkan. Yani çeviride herhangi bir pürüz pek fazla görmedim. Yani o yüzden negatif bir şey söyleyemem Uğur Büke çevirileriyle ilgili. Oradan da rahatlıkla okunabilir. Yani söyleyebilirim bunu. Bir de hem oyunlar ki bunların dışında, yani bu bütün öyküler dediğim de Altıncı Koğuş diye onun çok değerli bir öyküsü var da biliyorsunuz Anton Çehov'un. O da işte İş Bankası'nda var. Keza bu uzun öyküleri Bozkır gibi, işte Üçüncü Yıl gibi çeşitli öykülü uzun öyküleri de, Düello var mı? Düello yoktu sanırım. Bu üçü olması lazım. Bozkır, Üç Yıl. Bir tane daha vardı. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Böyle üç tane de uzun öyküsü İş Bankası Modern Klasikler'de yayınlanıyor. Ayrıca Vişne Bahçesi, Vanya Dayı, üç Kız Kardeşler. Bir de Martı'da İş Bankası yayınlanıyor. Oyunları Atol Behramoğlu çevirisi. Yani değerli şairimiz biliyorsunuz ki Rusçadan da birçok çeviri yapmıştır Atol Behramoğlu. İş Bankası Modern Klasikler'de Atol Behramoğlu çevirisi. Bu dört oyun. Diğerleri de, yani diğer öyküleri de çeşitli çevirmenler tarafından, işte Ayşe Hacı Hasanoğlu da var. Bozkır o çevirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve başka çevirmenler de var. Çeşitli çevirmenlerle de bu diğer uzun öyküleri de İş Bankası Modern Klasikler'de tek tek okumak isterseniz eğer, yani Yordam'ın uzun bu arada Yordam'ın bu seti tek tek de satılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani mesela ben uzun öyküleri topluca okumak istiyorum diyorsanız Nuri Yıldırım çevirisiyle Yordam'dan rahatlıkla dördünü birden bulabilirsiniz. Yani öyle bir avantaj söz konusu. Ama yok, ben modern klasiklerden tek tek okuyacağım diyorsanız o da bir alternatif. Yani onu da söyleyebilirim. Ama tabii İş Bankası şöyle bir garip durum var. Onu da söylemem lazım. Yani beni rahatsız eden bir şey çünkü. Yani büyük oyunlar diye eskiden Hasan Ali Yücel klasiklerinde koydukları oyunları şimdi tek tek modern klasikleri aldılar. Şimdi Hasan Ali Yücel klasikleri klasik dönemi anlatan bir dizi diyelim. Modern klasikler ise modern dönem diyorsun. 1880'lerdeki oyunlar var. Yani nasıl olacak bu iş? Ama işte malum biraz ticaret. Modern klasiklerin kapak görselleri, ki kapaklarla ilgili de ayrıca video yapacağım. Kapak görselleri, o dizi birçok okuru cezbediyor. Ki ince kitaplar, genelde orada yer alan birçok kitap öyle. Okurları cezbettiği için bu modern klasikte de bütün o Çehov'un bazı eserlerin, meşhur eserlerin, önemli eserlerin de içine dahil etmiş durumda. Yoksa o, mesela o oyunlar daha önce büyük oyunların içindeydi. Yani o tek tek şu an satılan oyunlar Hasan Ali Yücel klasiklerinin içerisindeydi. Kısa oyunlarda Ayı diye bir işte başlıklı alt başlıklı kısa oyunlar olarak yine Hasan Ali Yücel klasiklerinin içerisindeydi. Yani böyle durumlar yayın evlerinde söz konusu olabiliyor. Her zaman bildiğimiz gibi. Ama en azından şu an %50 indirim varken Yordam'dan bu seti alabilirsiniz. Veya dediğim gibi teker teker işte iletişimden, alfadan alabilirsiniz. Böyle bir külliyat okumak isteğiniz varsa.
Oyunlarda yine bir öneride şöyle bulunayım. Bu pazar çok anlattım size. Mitos Boyut yayınlarında da Çeov'un oyunları hem kısa oyunlar diye bir derleme var. Hem de bu biraz önce saydığım o meşhur oyunları da tek tek olarak da Mitos Boyut yayınlarında satışı söz konusu. Bir de Cem Yayınevi bugün şu an baskısı var bildiğim kadarıyla satış sitelerinde ama kendi sitesinde satışını yapmıyor. 3 cilt halinde bütün oyunlarını Çeov'un onlar da bir zamanlar bastı 2000'li yılların başlarında. Onun da satışını görebilirsiniz. Bir de hani bütün oyunlarını da okumak istiyorsanız ayrıca bir de Cem Yayınevi diye bir seçeneğimiz de söz konusu. Anton Çeov'la ilgili de bayağı bir eserinden de bu şekilde sizlere bahsetmiş oldum. Hem yaşayışı gereği çok değerli bir kişi hem de öykücülüğü işte yani oyun yazarlığıyla da çok özel bir isimdi Anton Çeov. Çok az yaşamış ama çok özel işler yapmış bir yazarı bugün sizlere anlatmak istedim. Umarım bunun gibi önümüzdeki haftada zaten Maxim Gorki'ye benim diğer şurada bulunan Maxim Gorki'den bahsedeceğiz. Maxim Gorki'nin hayatından ve eserlerinden bahsedeceğim. İşte onun otobiyografik üçlemesi vardır. Onun romanları var, onun öyküleri var ki o da çok büyük bir öykücü bu arada. Gorki de bir çok büyük bir öykücü. Gorki'nin oyunları da var bu arada. Yani bu yazarlar o dönemde hepsini birçok şeyi yapmışlar aynı anda. Gorki de çok özel bir yazar. Önümüzdeki hafta sizlere Maxim Gorki'den bahsedeceğim. Bir sonraki videomuz ise benim çok sevdiğim bir yazar olan İhsan Oktay Onar'ın Suskunlar adlı muhteşem, büyülü, gerçekçi, postmodernist romanı olacak. Ve bu romanı size olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu cumartesi yine akşam saat 9'da bu sefer Postmodern Edebiyat canlı yayınımız var. Yine her zaman olduğu gibi hepinizi bu canlı yayına bekliyorum. Yorumlarınızla, sorularınıza katkıda bulunmanızı rica ediyorum. Postmodern Edebiyat videosu kanalın en çok izlenen videoların arasında zaten. Herkesin kafasında bu postmodern medeniyet nedir, ne menen bir şeydir diye bir soru olduğunu biliyorum. O zaman kanalın en uzun videosunu çekmişim 36 dakika ama 36 dakikada anlatılacak bir şey değil aslında postmodern edebiyat. İşte canlı yayında bol bol konuşacağız. Hem eserlerden konuşacağız. Hem postmodern edebiyat nedir, nasıl bir şeydir, yenilir mi, içilir mi, bu nedir? Bol bol konuşacağız. Güzel bir canlı yayın olacağını düşünüyorum ama bu canlı yayın her zaman sizlerle güzel oluyor biliyorsunuz. Umarım harika bir zaman dilimini bu cumartesi yine atlatmış oluruz. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.